Bu da Franz Wilczek'te Nobel Ödüllü, var olmanın hafifliği. Laughlin'de Nobel Ödüllü, farklı bir evren, nörofizikçiler. Laughlin, kendiliğinden, daha doğrusu beliren nedensellik üzerine çok güzel yazıyor. Gördüğünüz gibi sadece 24 kitap falan koydum ama konu çok geniş. Daha ileri okumalarla umarım daha yararlı olur. Teşekkürler dinliyorum. Evet, sorularınız varsa. Neyin? Tamam. Aslında internete de koyacağım YouTube sayfama. Buyurun. Evet, çünkü orada, şimdi bunlar karmaşık sistemler olmasına rağmen oradaki çekici çok daha kolay yani tasarlayabiliriz ama hep altı altı atan bir robot kolu bile arada bir altı beş atabilir. Yani oradaki çekici hani Lorenz çekicisi gibi daha bir şeye, daha geniş bir aralığa düşüyor. Basket daha çok daha geniş. Ama bütün bunlar karmaşık sistemler. Dolayısıyla her zaman başka bir şey olması mümkün. Sadece kuantum fiziği yüzünden değil, makro dünyada da. Çünkü başlangıç koşullarına aşırı hassaslık mümkün değil. Çok küçük bir farklılık. Tabii orada zar atarken çok uzun bir vade yok. Ama 1 milyon yıl zar attığınızı düşünün bana. Yani. Buyurun. Bir şey değil mi? Başlangıç koşullarına kadar bağlı olması çok korkunç. Evet. Büyük tazminatmalar olması. Aslında modelin sadece kötü olduğunu göstermez mi? Şöyle ki, bir anlamda evet, bir anlamda hayır. Çünkü modelin mükemmel olması neredeyse imkansa yakın. Çünkü o tamamen mükemmel bir model yaratmak için kullanacağınız bilgi miktarı evrenden daha büyük, evren kadar oluyor. Evrenin kendisi bir model olmak zorunda. Ama tabii ki daha iyi model yaratmak mümkün. Şimdi Güneş sistemi niye kararlı? Bir çekiciye yerleşti. Şu anki bilgisayarlar en az 100 milyon yıl böyle gideceğini söylüyorlar. Ama 200 milyon yıl değil mesela. Bilgisayarlar geliştikçe daha iyi modeller 200 milyon yıl kararlı Güneş sisteminde ispatlayabilirler. Ama çok büyük bir bilinmedik bir faktör gelip mesela bir kara delik Güneş sisteminin yakından geçerse ki geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Güneş sistemi dağılabilir tabii ki. Evet yani bir anlamda modelimizin yetersizliğini söylüyor ama tamamen yeterli bir model nasıl düşünebilirsiniz? Yani evrenin en uzak noktasındaki bir kara deliği bile hesaba katan bir model. Çünkü bilgi demek aslında entropinin artışını getiriyor değil mi? Sadece daha iyi bir modelden söylüyorum. Evet, tamam. Yani daha iyi bir model, evet. Şu anki bilgisayar modelleri 100 milyon yıl söylüyor mesela. Eğer öngörülmedik bir şey olmazsa. Ama 50 milyon yıl sonra öngörülmedik bir şey gelebilir. Güneş sisteminin başına. Buyurun. Evet, şimdi evren her zaman ölüme gidiyor. Yani ısıl ölüme gidiyor. Şimdi geçici olarak Güneş sisteminde biz yaşıyoruz. Ama Güneş de ölecek. Evet, dengeye gidiyor, termal denge. Ölüm demek denge demek. Biz geçici olarak bu denge durumundan çıktık. Ama sonra öleceğiz. Yani hani yenilebilir enerji şey bir laf. Sanki sonsuza kadar hep rüzgar var olacakmış gibi. Rüzgar niye var? Güneş yüzünden var. Ama güneş sonsuza kadar gitmeyecek ki. O anlamda söyledim yani. Aslında bütün nükleer enerji, her şey güneşe bağlı.
Yani bütün enerji kaynağı şey de nükleer enerji dediğimiz şey de radyoaktif elementler de güneşlerin kalbinde üretilen şeyler. Aslında bir yandan da rüzgardan hiç farkı yok güneşle nükleer enerji. Buyurun. Hocam öncelikle çok teşekkürler. Az önceki söylediğiniz duruma göre entropi, pardon, Big Bang anındaki entropi en düşük seviyede olması gerekiyor, değil mi? Evet. Peki en düşük seviyedeyse neden en yüksek seviyeye çıkma gibi bir Hayır, asıl soru, bu çok güzel soru. Asıl soru neden en düşük seviyede başlıyor? Değil mi? Bu konuda çok çeşitli modeller var. Döngüsel evren modellerinin başındaki en büyük problem de buydu. Konumuz o olmadığı için buraya almadım. Başka bir sunumda bahsetmiştim. YouTube videolarımdan bir tanesinde var. Şimdi evrenin genişlediği fark edilince 1929'da hemen buna uygun modeller çıkmaya başladı. Ama ilk başta bazı fizikçiler bu konudan rahatsız oldular. Çünkü hani tıpkı kutsal kitapta yazdığı gibi böyle ol dedim oldu şeklinde bir evren hoşlarına gitmedi. Mesela Einstein hemen döngüsel evren modelleri yaptı. Yani genişliyor, sonra büzülüyor, sonra tekrar genişliyor, tekrar büzülüyor. Ama burada entropi sorunu ortaya çıktı. Çünkü her yeni evrende entropi gittikçe artıyor ve öyle bir yer geliyor ki sonunda bir daha büzüşemiyor evren falan. Bu problem çok eski bir problem. Yani entropi neden en başta düşük ve evren genişledikçe entropi artıyor, o zaman ne olacak? Hani nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Şimdi buna çok çeşitli yaklaşımlar var. Bir tanesi tabii çok yakınlar yaklaşımı, şu kitapta olduğu gibi. Ama bunun başka sorunları var. Mesela Kozmik Manzara kitabı, işte sicim kuramları. Bu kuramlara göre 11 boyut olması lazım. Ama o boyutları henüz göremiyoruz. Diyorlar ki çok küçük olduklarından göremiyoruz. Ama o kuramlar doğruysa sonsuz sayıda evren var. Hepsinde böyle küçük entropide başlayıp video sonunda ölüyorlar falan. Hani üzüm salkınları gibi. Böyle cephe evrenler var. Biz de bir tanesinde yaşıyoruz falan. Tabi bunlar spekülatif kuramlar ama bilimsel spekülatif kuramlar. Sen geleceksin. Buraya almadım. Roger Penrose'un Zaman Döngüleri diye bir kitabı var. En iyi açıklama bence o. Kendi çevirdiğim için değil. Şimdi Roger Penrose hiç böyle 11 boyuta falan gerek kalmadan bu entropi problemini aşıyor. Yine bir döngüsel evren yaratıyor. Ama öyle ki diyor ki evrende hiçbir madde kalmazsa zaman ve boyut da kalmıyor. Çünkü zaman ve boyutu yaratan şey madde. Fotonların, ışığın zamanı yok. Zamanı bir frekansla ölçüyoruz ya. Hani tik tak tik tak ama fotonda bir tane tik var, tak sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla evrende fotonlardan başka hiçbir madde kalmazsa o zaman boyut da kalmayacak, evren tekrar başlayacak. Böylece entropi sorunu da aşıyor. Tabii çok karmaşık bir model, bayağı matematik var işin içinde ama o kitaba bir göz atmanızı öneririm. Yok, öyle olmak zorunda değil. Doğrusal yükselmek zorunda değil. Doğrusal derken... Yok, öyle yükselmek zorunda değil. Duruma göre entropiyi hesaplamak çok zor. Mesela Bekenstein ilk defa kara deliklerin entropisinin olduğunu fark ediyor. Mesela kara delikler böyle doğrusal bir şekilde artmıyor. Bütün evrenin entropisini sadece kara delik olarak düşünebiliriz. Mesela sadece kara delikler evrenin entropisini arttırabiliyor diyebiliriz. Çünkü diğer faktörler çok az orada. Benim sorum şu olacak. Aslında entropiyi düzenli durumdan düzensizliğe gidişin bir ölçüsü olarak görebildiğimiz gibi iş yapabilir enerjinin, iş yapma yeteneğinin de azalması olarak. Evet, ilk tanımı öyleydi zaten. İlk tanımı evet. O şekilde de görebiliriz. Ve yine aynı şekilde entropi başlangıçta niye çok azdı? Aslında bu biraz da kabule bağlı bir şey. Ama dediğim
bahsettiğiniz çok önemli. Biz şu anda dengesizlik durumundan denge durumuna geçiş sürecindeki enerjiyi kullanıyoruz. Evet, ve denge durumuna geldiğimiz anda bahsettiğiniz gibi ısıl ölümle evet. dahil olmak üzere ölüm gerçekleşecek. Şimdi çok kullanılan bir şey var, deyim var. Doğanın dengesini bozmayalım. Evet. Aslında doğanın dengesizliğinin dengesini evet. bozmayalım. Daha doğru bir tanım olacak. Çok doğru, evet. Buyurun. Şu modelleme yaparken kesikli. Çünkü kesikli almak zorundayız. Çünkü sürekli alırsak zamanı hiçbir model kuramazsınız. Bilgisayar zaten kesikli çalışır. Hayır, Roger Penrose. Bu İngiliz şeyin, Hawking'in hocası aslında. Carlo Rovelli. Evet, Carlo Rovelli. O kitap da çok güzel. Uyanmadım. Gerçeklik göründüğü gibi değil. Evet. Onların evet öyle bir modeli var. Onlar da böyle... Onlar da işte bu tıpkı plan, yani doğanın pikselinden söz ettik ya. O yüzden aslında zamanı tamamen ortadan kaldırarak Quantum Loop Gravity diye bir model kuruyorlar. Lee Smolin'le birlikte. Şimdi fiziğin en büyük problemlerinden biri kütle çekimle kuantum fiziğini birleştirmek. Çünkü kuantum fiziği çok küçük boyutlarda geçerli ama kütle çekim büyük boyutlarda geçerli ve ama mesela kara deliklerde ya da büyük patlamada boyutlar çok küçülüyor. Öyle olunca kuantum etkileri devreye girmeye başlıyor ama henüz başarılı bir kuantum kütle çekim kuramı yok. İşte en başarılarından biri şey, sicim kuramları. Ama onlar da 11 boyut öneriyorlar. Ama o boyutlar yok ortada. İşte yeni bir yaklaşım olarak bu Lee Smolin, John Wheeler falan başlatıyor. Ama şu anda en çok o Carlo Rovelli devam ettiriyor. Bu Quantum Loop Gravity, yani ilmek kuantum kütle çekim modeli. Bu model zamanı da ortadan kaldırıyor. Böyle her şeyi kesikli kesikli ele alıyor. Çünkü işte doğanın pikseli o, Planck şeyi, boyutu. Ama tabii onlar da bir sürü başka şeyler öne sürüyorlar. İşte spin ağları, bilmem neleri. O da çok karmaşık bir matematiksel model. Çok model var günümüzde ama hiçbiri deneysel olarak test edilebilir düzeyde değil. Ama bunlar bilimsel spekülasyonlar. Yani rastgele spekülasyondan farkı şey, bir kere diğer fizik yasalarıyla çelişmiyorlar. İleride test edilme imkanları var, çürütülme imkanları var falan. Sonsuz olan zamanlar... Neyle, hangi bahsettiğini anlayamadım. Ha, fotondan. Şimdi şöyle, yani bir zamanı tarif edebilmek için mesela saatlerimiz nasıl işler? Mesela şu anki zaman şeyi neydi? Gerçi değiştirdiler ama hani atomik salınımları düşünün. Bir frekans lazım değil mi? Sarkaç düşünün. Tik tak, tik tak. Şimdi foton için iki tik ve tak arasında sonsuz zaman geçiyor. Yani fotonda zaman diye bir şey yok ışıkta. Işık sonsuz, yani çünkü ışıktan hızlı hiçbir şey gidemez. Işığın üstünde de zaman diye bir şey yok. Sadece ışıktan oluşan bir evrende zaman yok yani o yüzden. Roger Penrose'un fikri. İşte evrende sadece foton kalırsa zaman kalmayacak. Şimdi yalnız bu söylemeyi unuttum. Bu modelde şöyle bir sorun var. Protonların ve elektronların da bozulması lazım. Ama günümüzde bunu deneysel olarak hiçbir şekilde gösteremiyoruz. Yani protonun bozulması, ortadan kaybolması, elektronun bozulması deneysel olarak gösterilmiş değil. Yani bu varsayıma dayanıyor. Eğer protonlar ve elektronlar da bozulursa, evrende hiçbir madde parçacığı kalmazsa, sadece ışık kalırsa, o zaman evren tekrar başlayabilir diyor. Konformal bir teori ve entropi sorununu da böylece aşmış oluyor. Ama bu kağıt üstünde bir teori. Yalnız şöyle bir güzel yanı var, Penrose'un kuramının.
Diyor ki bunlara eonlar diyor, bu döngüsel evrenlere. Yunanca'da bir laf, çağ anlamına geliyor, eon. Bizim eonumuzdan önceki eon, bizim içinde yaşadığımız evren 13.8 milyar yıllık ya. Daha eski bir eonda iki kara delik çarpışırsa, bu kara deliğin kütle çekim dalgaları bizim evrenimizde izler bırakır diyor ve kozmik ardalan ışınında bu izleri görebiliriz diyor. Onu aradılar ama bulamadılar. Ama belki ileride çok daha hassas ölçümler kozmik ardalan ışınında böyle iç içe geçmiş daireler bulursa, o zaman Penrose'un kuramı ispatlanmış olacak. Çok ilginç bir noktası var yani kuramın. Hani test edilebilir bir yanı var. Bu kara delikler, kara deliklerin varlığını da kabul ediyor. Tabii. Peki, ispatlandı zaten, fotoğrafı çekildi ya. Evet, evet. Şimdi o zaman dengeye gelen galaksi ölümü demektir o galaksinin. Evet. O zaman kara delikler bu ölmüş galaksileri uzayda sürdüren bir oluşum mudur? Güzel soru. İşte zaten her şey bu Bekenstein'le başlıyor. Kara deliklerin entropisi olduğunu keşfediyor. Sonra önce Hawking çok itiraz ediyor buna. Fakat sonra anlıyor ki doğru. Bu sefer Hawking kara delik ışımasını buluyor. Şimdi kara delik ışıması çok paradoks gibi gözüküyor. Çünkü kara delik adı üstünde hiç bir ışıma yapmayan bir şey, değil mi? Hiçbir şey kaçamaz. Ama şöyle kaçabiliyor kara deliklerden bir şey. Kara deliğin olay ufkunun kenarında ortaya çıkan iki parçacık, ki bunlar sürekli çıkıyorlar, yani evrende boşluk yok dedik ya, sürekli parçacık ve karşı parçacık çiftleri yaratılıp yok oluyorlar. Evren öyle bir çorba. Bunlardan bir tanesi içine düşüyor, bir tanesi kaçıyor. Böylece termal ışıma yapıyor kara delik ve kütle kaybederek yavaş yavaş yok oluyor. Yani çok uzun bir zamanda kara delikler puf diye kaybolacaklar. Onlar da evet, kayboluyorlar. Onu yutan bir şey. Hayır, yutmuyor, kayboluyor. Işıma yapıyor çünkü. Hani şey gibi, bir odun yakarsınız, kaybolan gibi. Kara delikler çok uzun zamanda kayboluyorlar. Bunu Hawking keşfetti ama henüz Hawking ışıması henüz ispatlanmadı. İspatlansaydı Nobel alacaktı zaten. Nobel alamadan gitti. Ama herkes inanıyor yani bu hesaplara. Gerçekten kara delikler ışıma yapmak zorundalar ve ölmek zorundalar. Ama burada başka bir problem ortaya çıkıyor, bilgi korunumu. Bu da ayrı bir tartışma. Bilmiyorum yani kara deliğin içine düşen bir şey, oraya içine düşen bilgi kaybolur mu, kaybolmaz mı? İşte Roger Penrose'un kuramı için bilginin kaybolması gerekiyor. Ama o da ayrı bir, çok derin bir konu, orayı bilmiyorum. Sizin bir sorunuz var mı? Evet. Merhaba, sunumunuz için teşekkürler, emeklerinize sağlık. Önümüzdeki hafta Saffet Hoca'nın da bir sunumu olmasının bağlantısıyla bir şey sormak istiyorum size. Kendisi sormuştu bir sunumunun sonunda, fantom ağrılarla ilgili. Yani kesilmiş bir uzuv nasıl olur da bireyde ağrı yaratabilir diye. Çünkü bunu şu an fizikçilerin tartışması ve açıklaması gerekiyor diye ortaya bir iddia atmıştı. Siz bu konuda ne demek istersiniz ya da nasıl tartışmalar oluyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum Saffet'in ama eğer şeyse, yeni bir fizik kuramı filan keşfet, işte mesela zihin, yine Roger Penrose'un Shadows of Mind, Türkçe'ye zihnin gölgeleri diye çevrildi galiba. Öyle bir kitabı vardır o. Roger Penrose şunu iddia ediyordu. Gödel kanıtlamasını duydunuz mu? Yani tamamlanmamıştık ilkesi. Hiçbir analitik düşünce kendini ispatlayamaz. Yani hiçbir matematik kendini ispatlayamaz. Mesela hani Kant zamanında şey denirdi ya, Öklid geometrisi. Hem sentetik hem a priori. Aslında a priori olmadığı ortaya çıktı. Yani belli koşullara dayanıyor. Her türlü analitik düşünce bir koşu şeye dayanır. Kendini ispatlayamaz. Yani bir varsayımlar üstüne, öncüler üzerine çıkar. Şimdi
Bundan yola çıkarak Penrose diyor ki, şu anki algoritmalarımızla bilinci, yani yapay zeka yaratamayız. Çünkü şu anki algoritmalarımız bir programdır, bir program matematiktir. Çok kısa özetleyerek söylüyorum tabii, çok kalın bir kitap. Yapay zekayı yaratabilmek için yeni bir fiziğe ihtiyacımız var, diyor Penrose. Mesela belki de kuantum etkileri burada devreye giriyor diyor. O mikrotübüller varsayımını ortaya atmıştı. Bilincin oluşması, yani bilinç nasıl oluşuyor probleminde. İşte beynimizde nöronlar arasında sinapslar var, onların içinde mikrotübüller var filan. Belki de orada bir şeyler oluyor, daha şu anda bilmiyoruz. Yeni bir fizik keşfedeceğiz ve belki bilinci öyle açıklayabileceğiz, diyor Penrose. Belki de Saffet'in kastettiği olabilir. Yani yeni bir şey keşfedersek bu fantom ağrıları açıklayabiliriz demek istemiş olabilir ama emin değilim tam olarak. Hocam, bu yapan diyebiliriz de bu hayalet uzunlar konusundaki en dayanıklı görüş. O beyin, o uzun sorumlu olduğu beyin bölgesinin o uzun olmasa dahi bir aktivasyonuna geçmesi ve bu şekilde o kişinin de o uzuvdan, olmayan uzuvdan hissiyat almış. Olabilir ama Saffet'in burada kastettiği yaşantılama, yani illa hayalet uzuv için değil de, yani fenomenel yaşantılama. Bilinç mi? Yani Saffet'in kitaplarını okuduğum kadarıyla, evet bilinç. Yani tamam ağrı başka şey ama ağrıyı yaşantılamak başka şey. O daha derin. Yani daha derin bir konu. Hani şey, bilincin maddesi var mı falan gibi. Postulatlardan söz ettik ya, bütün işte modeller veya işte herhangi bir bilgi sistemi Öklidyen geometri dahil belirli bazı varsayımlara dayanıyor dedik. Peki kuantumun varsayımları neler? Siz bir fizikçi olduğunuz için soruyorum, çok merak ediyorum. Belki sizden çok daha böyle özetleyeceğim. Güzel tabii ama çok çok derin bir konu. Şu kitapta çok güzel anlatıyor. 101 soru kuantum varsayımı, evet evet. 5-6 postülası var kuantum fiziğinin. Yani uzun bir konu. Ama en önemlileri biri öbeklilik, kesiklilik. Yani süreklilik diye bir şey yok. Mesela ışık paket paket geliyor. Ondan sonra olasılık, yani hani bahsettiğim gibi tamamen olasılıkçı. Yani hesap yaparken mesela bir elektronu her yerde varmış gibi hesap ediyoruz ama ancak ölçtüğümüz zaman nerede olduğunu, hangi olasılıkta olduğunu bulabiliyoruz. Filan gibi. En arkada bir soru var yani. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkürler. Benim sorum şu olacaktı şimdi. Günümüz bilgisayarlarında modellemede bazı sıkıntılar çektiğimizi söylemiştiniz. Evet. Bu şu anki kuantum bilgisayarlarıyla veya ileriki zamanlarda kuantum bilgisayarlarının gelişmesiyle şu anda modellemede bizim önümüze çıkan engelleri geçebilir miyiz? Yeni teknolojilerle. Belki. Bilemiyorum ama modellemede sorun sadece hız değil, veri girişi de aynı zamanda. Yani sadece hani bellek kapasitesi ya da hızı, işlemcinin hızı değil, gireceğimiz verilerdeki bilgisizlik de söz konusu değil mi? Mesela iklim modelinde o kadar çok parametre var ki bütün bunların hepsini doğru bir şekilde ve başlangıç koşullarına uygun girmek sadece kuantum bilgisayarı elde ederek yapılacak bir şey değil. O bilgisayara bir de veri girmeniz lazım. Esas sorun orada. Yani şu anda elimizde bir kuantum, çok iyi işleyen kuantum bilgisayarı olsa da daha iyi iklim modelleri ortaya çıkmaz. Bence. Evet, son soruyu alalım mı? Evet, aslında daha sonra hesaplanayım ki tekrar şeye dönebilir. Yani mesela sigaranın dumanı yeterince beklerseniz tekrar sigaranıza dönebilir ama
Çok beklemeniz. Evet, tekrar teşekkür ederim. Thank you.